zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor. Diyor ki Atatürk Havalimanı işi bitti. Orada park yapacağım. Hikayesi kapandı. Hikayesi diyor. Kapandı diyor. Bak kibire bakar mısınız? Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansın. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum. Vallahi dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya'nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. Atatürk Havalimanı konusu kapandı diyor. Bak sanki dedesinden Florya'nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi. Bu sizin 2023'te açacağız sözünüze cevap mı? Tabii cevap veremezsin sen buna. Niye veremezsin biliyor musun? Çünkü Atatürk Havalimanı bu toplumun vicdanında hala kapanmadı. Çünkü orada 30 milyar euroluk yatırımı çöpe attın. Etkin binaların içindeki 4,5-5 milyar euroluk teçhizatı çöpe attın. Ve bunlar yapılırken o da orada yoktu bu arada. Aklı ermez o işlere. O işlere de aklı ermez. Şimdi bir de ne diyor? Devam ediyor. Zaten diyor bir tarafından millet bahçesi başladı diyor. Evet öyle. Millet bahçesi başladı. İstanbul'un göbeğinde dedenden sana kalmış 3 milyon metrekare arazi kalsa millet bahçesi başlattın diyemezsin. Bu da kibirin tavanı. Ya sen eğer Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce bir gel milletle bir konuş. Yarışma mı açtın? Millete mi sordun? Milletle mi konuştun? Aynı akıl işte. Büyükşehir Belediyesi'ne bana kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu.